Tarih 1996 yılını gösterir. Hazine avcısı Brock Lovett ve ekibi Okyanusun Kalbi ismi verilen elmas kolyeyi ararlar. Kolye Titanic isimli geminin enkazında kaybolmuştur. Araştırmaların sonucunda bir resme ulaşılır. Resimde çok güzel bir kadın, kadının boynunda da kolye vardır. Haberlerde resmin bulunduğunu duyan Rose Dawson, Brock Lovett ve ekibini arar. Resimdeki kişinin kendisi olduğunu söyler. Ardından Brock Lovett'i ziyaret ederek bütün hikayeyi anlatmaya başlarlar. Hikayeye göre, Rose henüz 17 yaşındayken gemide birinci sınıf olarak yolculuk yapmaktadır. Bu yolculuğunda yalnız değildir, yanında nişanlısı Caledon ve ailesi de vardır. Rose çok zengin olsa da bir türlü istediği mutluluğa sahip değildir ve nişanlısını sevmemektedir. İntihar etmek için geminin kıçına çıkar. O esnada 3. sınıf yolcu olan Jack olanları görür. Rose'u intihardan kurtarmak için onunla konuşur ve ikili arasında bir duygusal yakınlaşma başlar. Fakat Jack zengin biri değildir. Titanic gemisine binerken bile bahis oynamış, kazandığı biletle yolculuğa hak kazanmıştır. Rose'un intihardan kurtulmasının sonucunda Jack'i yemeğe davet ederler, bu şekilde ona teşekkür etmek isterler. Jack, birinci sınıf kişilerin olduğu yemek için hazırlanır ve yakışıklılığı ile kendine hayran bırakır. Jack ve Rose'un arası giderek daha heyecanlı ve tutkulu hale gelir. Jack, çok güzel resimler çizer. Rose da resmini çizdirmek ister ve çıplak poz verir. Elbette boynunda elmas kolyesi vardır. İkili resim çizildikten sonra sevişmeye başlar. Fakat bu esnada işler yolunda gitmez ve gemi buzdağı ile çarpışır. Batmaz denilen gemi, batmaya başlar. Giderek durum daha kötü hale gelir. Tüm insanlar da canını kurtarma çabası başlar. Fakat hava şartlarının kötü olması Titanic gemisinde yer alan binlerce kişinin donarak ölmesine yol açar. Jack ve Rose de yaşam mücadelesi verirler. Jack, buz gibi sularda Rose'un yaşaması için elinden geleni yapar. Jack daha fazla direnemez ve okyanusa kendini bırakır. Rose ise Titanic gemisinden kurtulmayı başarır. Evlenir ve Jack'e verdiği sözleri yerine getirir.